Bu yayını YouTube'dan izleyecek arkadaşlar kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsa mutlu oluruz. Fatih arkadaşıma ne yapalım da linç yiyelim dedik. Linç konusu bulduk. İkimiz de bu akşam bence güzel bir linç yiyeceğiz arkadaşlar. Marvel sineması. Daha önce zaten konuştuk bu konuları. Halil'le de konuştuk, Kamil'le de konuştuk. Bu akşam bir daha konuşalım. Ama bu akşam üslubum biraz daha sert olacak benim. Bir Fatih arkadaşımın da tahminimce üslubu biraz daha sert olabilir. Fatih istek attı arkadaşlar bu arada. Bir kabul edeyim. Gelin arkadaşlar, hoş geldiler bu arada Instagram'a. Selamlar. Abi hazır mısın? Kusura bakmayın, yarı çıplak çıktım karşınıza ama konu hararetli olunca başka türlü hararetli olmuyor. Şimdi hazırız değil mi? İkimiz de linç yemeye hazırız. Ben şöyle uzaklaşıyorum abi. Tekme tokat gelirse kendimi korumak için. Aslında linç yiyeceğimizi düşünmüyorum bu arada. Yani kesinlikle biraz, alakası biraz olmayacak. Sert girebilirim. Şimdi şöyle bir durum var. Hani sağ olsun Martin Scorsese hocamız çıktı, dedi ki Marvel filmleri sinema değildir dedi. Bunun üzerine bizim gençler de dediler ki, yani gençler de hepimiz dedi ki evet doğru, Marvel filmleri sinema değildir. Hani öyle bir tez sunduk ortaya. Hani atıyorum ki hani sinema nedir, baştan onu bir konuşmak gerekiyor. Ya da Marvel filmleri neden sinema değildir, onu konuşmamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi bir de şöyle bir şey var. Bizim gençlerimiz ya da biz genç şöyle bir şey düşünüyorlar. Bu Marvel filmlerini yapan adamların geri zekalı olduğunu düşünüyorlar. Salak bu adamlar diyorlar. O yüzden filmleri yapamadıklarını düşünüyorlar. Ama adamlar filmleri bence yapıyorlar. Ben topu sana atayım, ara ara gireyim abi. Sen ne düşünüyorsun? Hem Nuri Bilge Ceylan'ın konuşması hakkında, hem sana gelen soru hakkında, hem genel hakkında. Öncelikle Martin Scorsese'ye ben de ilk başta küfür etmiştim. Yani bunlar herhalde, ya bizde de şu oluyor. Orta yaşa gelen insanlarda da bu 80 yaş, 70 yaş sakallı jenerasyon buna da herhalde bunlar ilgi çekmek için saçmalıyorlar galiba. Tepkisi oluşuyor. Fakat birazcık böyle mantıklı bakmak, yani ben anca mantıklı bakabildim. Çünkü ben Marvel filmleri benim için şeydi abi. Nasıl diyeyim? İlk Marvel filmlerine baktığımda, yani ilk Iron Man'lere baktığımda, bu yeni sinematik evrene baktığımda, bir süre sonra hangi filmin hangisi olduğunu karıştırdığım bir dünya oldu. Yani hangisi Thor'du, hangisi Civil War'du, hangisi Avengers'tı, hangisi bilmem neydi. Çünkü aslında bir metot uyguladılar dediğim. Mesela şimdi Seçkin demiş ya, 10 filmde bir metot uyguluyorlar diye. Burada çok ilginç bir şey var bence. Ben bu hipotezi hiç unutmadan söyleyeyim. Marvel filmleri bildiğimiz anlamda sinema değil. Yani bizim o geleneksel sinema algısına, anlayışına uymuyor. Ama geleceğin sineması... Tabii. Şimdi abi bildiğimiz sinemaya uymuyor dedim. Bence bütün bildiğimiz sinemaya uyuyor. Neden dersen hikaye anlatımı uyuyor en azından. Neden dersen bir tane iyi var, bir tane kötü var. Kötü kötülük yapıyor. İyi bu kötülüğü yapana kadar onlarca insanı dövüyor. En son filmin sonunda iyi ve kötü kalıyor. İyi kötüyü yeniyor. Ve biz rahat bir şekilde yatağımıza yatıyoruz. Bu dünya sinema tarihinin var olduğundan beri olan bir şey. Sen anlatı olarak diyorsun bunu. Anlatı olarak. Ben anlatıdan bahsetmiyorum. Zaten anlatı olarak bahsedeceksek Aristoteles'ten beri gelen şeyi uyguluyoruz. Hani orada zaten bir değişiklik yok. Ben görsel anlamda bunların bildiğimiz sinema algısına uymadığını düşünüyorum. Şimdi ona peki gireceğim. Şimdi bir şey daha soracağım sana. Oraya gelmeden bir daha soracağım. 1970'li yıllarda bugünkü sinema teknolojisi olsaydı, 70'ler, 80'ler, 90'lar hatta, bu filmler çekilir miydi tekrardan? Demir Adamlar, Hulk'lar, Kaptan Amerika'lar. Bunu bir düşünmem lazım. Bunu öyle sıcağı sıcağına cevap veremem. Şimdi ben akademik yaklaşıyorum, biliyorsun. Tamam. Özür diliyorum, sözünü kestim. Rica ederim, ne demek. Ya şöyle söyleyeceğim. Ben şimdi oraya bir an önce gelmek istiyorum ama oraya gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Geleceğin sineması da aslında Marvel filmleri gibi olmayacak. Çünkü Marvel'ın denediği metot ve başarılı da olduğu metot çizgi roman estetiğini olduğu gibi sinemaya aktarma gibi bir iddianın peşine düştüler ve bunu aslında gerçekleştirdiler. Yani bunu gerçekleştirmediklerini söyleyemeyiz. Ha, yine tabii salak salak eleştirebiliriz. Diyebiliriz ki işte Civil War kocaman bir kahramanlar savaşıydı ama sokak kavgasına döndü. Siktir lan dersin orada. Yani bu adımda, bu atılımda Civil War gayet yani Civil War'du. Hani bu dünyada çıkabilecek Civil War'du.
Ama ben hemen şu noktaya hemen girmek istiyorum. Şimdi eski Marvel filmleri vardı ya, bu boktan olanları diyorum. İlk böyle nokta atışı olanlar. Bunun içerisine Kaptan Amerika'yı da koyabilirsin. Dolph Lundgren'in Punisher'ını da koyabilirsin ama aslında Tom Jane'in Punisher'ı burada benim örnek göstereceğim. Daredevil'ı da koyabilirsin. İlk Superman'i de koyabilirsin. Şimdi bu filmlerin hepsinin ortak noktası sinemasal gelenekten beslenip, yani o zamana kadarki sinemasal gelenekten beslenip belli bir janra tutunan, mesela Superman'e baktığımızda aslında bir romanslar silsilesidir Superman. Gerçekten de bir romans vardır orada. 50'li yılların, 40'lı yılların romantik filmlerine kadar uzanan bir referanslar silsilesi vardır. Lois Lane'le olan aşkında. Tom Jane'in Punisher'ına baktığımızda bir western estetiği vardır. Kadrajlara kadar sirayet etmiş. Hem bir vigilant estetiği hem bir western estetiği vardır. Mad Max diyorum. Efendim? Mad Max diyorum ben. 2004 Punisher'ın Mad Max'in değişik versiyonu gibi geliyor bana. Yani şey olarak da olabilir. Yani tabii arabayı modifiye etmesi, kendi özel ne bileyim tekniklerini geliştirmesi falandır filandır. Yani buna bak, dediğin gibi bir sürü referans verebiliyorsun. Hani ben diyorum işte bilmem ne, sen diyorsun Mad Max, öbürü diyor bilmem ne. Şimdi bu filmler niye kötüydü? Referans aldıkları noktaları iyi taşıyamamışlardı. Ya da biz belki de seyirci olarak bir süper kahraman uyarlaması izlemeye gidiyoruz. Ama orada olmamış bir western ama olmamış hali var. Yani tam olarak bunu başaramamış bir yapım var. Ve komik yani. Hani mesela orada da bir romans var. İşte John Travolta'nın karakteri bir katarsisleşiyor. Bir karıyı oradan şeyden atıyor. Bir yerden atıyor. En yakın arkadaşını öldürüyor. Böyle saptırık suptırık bir şeyler silsilesi var. Yani komik geldi bize. Ama aslında taşınmaya çalışılan şey değerliydi. X-Men'e baktığımız zaman da aslında yine X-Men'de bile aslında bir dirty dozun etkisi bile hissedebiliyorduk. Yani o takım oyunu ya da takımlaşma, o uyumsuz adamın hiçbir zaman aslında mesela Wolverine tam olarak ehlileşmiyordu ilk X-Men serisinde. Hep bir uyumsuz ve her an kendi kurallarını işleten, yine bir vigilant kafasında taşınan bir karakterdi. Şimdi bu filmlerin hepsi o yüzden iyi veya kötü bir sinemasal referanslardan kelli, biz bunlara sinema filmi diyorduk. Mesela Steel vardı işte. Steel'in uyarlaması. Rezalet bir film. DC uyarlaması. DC'den boktan karakteri. Shaquille O'Neal'a teslim edilmesi ayrı bir komedi. Ama orada şu vardı. Direkt Blaxploitation estetiğiyle yapılmış. 70'ler estetiğiyle yapılmış. O müzikler, o başlangıçtaki müzik falan filan. Bir sürü güdük de olsa referansı vardı filmin. Çok kötüydü. Yani çocuk yaşta izledim. Yine kötüydü. Ama bugün bakınca bir şeyleri denemeye çalıştıklarını, belli kancalar atmaya çalıştıklarını görebiliyordum. Şimdi bütün bu saçmalıklar iyi kötü kör topal bitti ve Marvel Studio olaya el koydu. Marvel Studio olaya el koymadan önce yine mesela Ang Lee'nin Hulk'ı vardı. Bir çizgi roman estetiği olmakla birlikte garip bir büyüme hikayesi gibi anlatıyordu mesela. Dramatik altyapısı çok güçlüydü filmin ve biz de onu kabul edemedik. Çünkü Hulk dediğimiz zaman işte dağıtacak, kıracak, erecek falan filan derken böyle ergen bir gencin sanki, yani 40'lı yaşlarında bir erik bana var ama onun Hulk olma süreci sanki bir ergenlik süreci gibi anlatılıp bize adım adım bu adamın değişimi, yalnızlaşması, o Hulk olma psikolojisi anlatılıyordu. Bugün bakınca yine çok değerli bir deneme ama oturup izler miyim izlemem. Yani yani zor bir deneyim bugün için. O zaman da genç olduğum halde zordu. Bu belki işte Incredible Hulk, bu Edward Norton'un Hulk'ı birazcık hani şey yaptı, bir çizgi roman geleneği geliyor artık dedi. Bunun çizgi roman geleneğinden çıpalanması da çok normal, çünkü abi köpek gibi satıyor çizgi romanlar ve bugün çizgi romanlarla dalga geçen herkes çizgi roman uyarlamalarına hürra koşuyorlar. Böyle bir durum var. Şimdi Nuri Bilge Ceylan'ın orada, eğer o söz gerçekten ona aitse o söz gerçekten ona aitse büyük ihtimalle Scorsese ile aynı ruhiyatı paylaşıyordur. Yani büyük ihtimalle ben de aynı ruhiyatı paylaşıyorum ama burada kaçak güreşmeye gerek yok. Ben işte bu son iki Thanos'lu seriyi, Infinity War'u ve öncesini gerçekten çok beğendim. Ama hepsinden öncesi benim en sevdiğim klasik Winter Soldier'dır. Onun da sebebi çok açık. 70'lerin direkt Robert Redford'lu
suç filmlerine, polisiyelerine, doğrudan doğruya renk paletine kadar hani selam çakmış diyeceğim. Çok uyuz oluyorum bu laf ama. Abi Steve McQueen'in öyle filmleri vardır. Steve McQueen'in öyle filmleri. Get Away diye bir filmi vardır. İzlemeyen arkadaşlar mutlaka izlesin. Bullet diye bir filmi vardır. Ondan sonra Robert Redford'un o dönem Akbaba'nın 3 günü diye bir filmi var. Onu tavsiye ederim arkadaşlar. Resmen paranoyayı hissedersin iliklere kadar. Ondan sonra şey de var o filmde. Dirty Harry serisi. Mesela Magnum Force 2. film. Ben çok severim o filmi. Mesela o Kirli Harry serisinin 2. filmi bütün filmlerinden iyidir. Bana sorarsak bilmiyorum, sen hangisini seviyorsun. Onun dışında Charles Bronson'un filmleri var. Mesela Date Fish serisi. Dediğin gibi hepsine selam çakan bir film yani. Winter Soldier. Ve zaten Winter Soldier değerli yapan bu. Konuya bakınca havacıma. Yani ben konusunu bile hatırlamıyorum. Ne yalan söyleyeyim yani. Ne dönüyordu hatırlamıyorum ama bu görsel estetiğin tamamı hafızama kazınmış durumda. Şimdi ben oturup hala da Winter Soldier kaç 10 sene oldu herhalde. 10 sene sonra bir filmin görsel referansları aklımda kalıyorsa benim için değerli olduğu kesin demek ki bu filmin. Hani iyiliği kötülüğü yine tartışılır ama herkesin üzerinde hemfikir olduğu, yani ben Marvel filmlerinden tiksiniyorum diyen insanların bile hemfikir olduğu Winter Soldier'a kimse bok atamıyor. Bok atmak isteyip de bok atamadığı için sinir olanlar bile var. Yani bu film niye bu kadar dokunulmaz? Ya bu filmin özelliği ne? Gerçekten çok muhteşem bir özelliği yok. Ama çölde vaha mı? Vaha. Yani bir blockbuster olarak biz 70'ler 60'lar geleneğini, western estetiğini, suç filmleri estetiğini bu kadar güzel bir şekilde, aynı zamanda soğuk savaş filmlerine, o hatta soğuk savaş bilim kurgularına kadar giden bir paleti var. Çok güzel bir şey yaptı Russo kardeşler ve muhteşem bir şey yaratmak yerine yaratılmış muhteşem şeylerden bir kolaj oluşturdular. Tarantino'nun yaptığı şeyin Marvel dünyasındaki karşılığını yaptılar. Çok farklı bir şey yapmadılar aslında. Tarantino evet. Bugün bunu yapmayı bıraktı. Ama Russo'lar bunu Marvel gibi, yani bunu Marvel'a dikmek de çok riskli bir şey abi. Geri tepebilir ve geri tepince hayatın kayabilir. Yani Winter Soldier bugün o piki yapmamış olsaydı bugün bu Marvel filmlerini bu ayarda izlemeyecektik belki. Kesinlikle. İzliyoruz iyi mi oluyor kötü mü oluyor kısmı tartışmaya her zaman açık. Ama Marvel filmlerini şey olarak görüyorum ben. Bu çağın kendine ait anlatı dünyası. Ya bu mesela Marvel filmleri sinema mı değil mi olayını kan davasına çevirmek de çok komik. Marvel filmlerinin sinema olma ihtiyacı var mı? Biz bunu bilmiyoruz mesela. Belki adamların öyle bir ihtiyacı yok. Ne yani sinema abi? Şu sinema diyebileceğimiz bir şey var mı? Neye göre? Kim belirliyor bir de onu? Yani neye göre kim belirliyor? Güzel soru. İzleyici belirliyor tabii. İzleyici belirliyor da izleyici biliyor mu abi ne olsun? Yani şu izleyici belirliyor dediğin bir izleyici var mı? Atıyorum ki Mahmut Yılmaz. Bizim alt katta oturuyor. Keçiören 4 numara apartmanda 4 numarada oturan Mahmut kim belirliyor? Bence bu tamamen Martin Scorsese ustanın uydurduğu bir şey diyeyim ben. Yani neden? Şimdi 70'li yıllarda bu teknoloji olsaydı, bu CGI teknolojisi olsaydı 70'li yıllarda, 80'li yıllarda çekilen Kaptan Amerikaları bir seyret. Örümcek Adam'ı seyret. 78 yapım, 77 yapım bir Örümcek Adam filmi var. Seyret. Kamerayı ters koymuşlar tavana. Herif öyle yürüyor gibi duruyor ama hala hatalar var. O gün o teknoloji olsaydı, CGI teknolojisi olsaydı, yani insanlara inandırabilseydi, atıyorum Superman'in ilk çıktığı zaman 78 yapım, Richard Donner'ın Superman'in de ilk film afişinde şey yazıyor. Bir insanın uçabileceğine inanacaksınız diyor. Çünkü daha önce izlediğin filmlerde uçmuyor Superman, inanmıyorsun ama o filmde inanmaya başlıyorsun. Diyeceğim şu, bugünkü CGI teknolojisi o zaman olsaydı Martin Scorsese de çok yüksek ihtimalle belki de ilk o çekecekti Civil War'u ya da dediğimiz gibi neydi o filmin ismi? Demin konuşuyorduk ya. Kış Askeri'ni o çekecekti büyük ihtimalle. Yani o çekemedi. Ben yine ama aynı şeyi tekrarlayacağım. Neyin sinema olduğuna karar vermek sinemasal referanslardan ne kadar beslendiğiyle doğru olantılı gibi geliyor bana. Çünkü evet. Aynı bak o kadar dönemleri çok açmaya gerek yok. Benzer dönemde yani yakın dönemde çekilmiş iki örnekten gidelim. Nolan'ın evet. Batman'lerine sinema diyoruz. Bence sapına kadar sinema. Ama şeyinkilere demiyoruz. Snyder'ınkilere demiyoruz. Niye demiyoruz mesela? Burada ayrımı çok net bir şekilde Nolan'ın Batman'lerine baktığımızda da
Özellikle mesela Michael Mann'den bir sürü şey aldığı o ikinci filmin soygun sahnesiyle üçüncü filmin o çok boktan olduğu iddia edilen üçüncü filme bile ben sinema derim. Yani burada çünkü nitelikten bahsetmiyoruz. Yani dediğimiz gibi Punisher'ları, Daredevil'ları konuştuk az önce. Boktan filmler ya, hepsi birbirinden boktan filmler. Ama bunlarda bir sinemasal bir estetik vardı. Burada mesela yine Marvel filmlerinin de şeyini konuşmuyoruz, niteliğini konuşmuyoruz. Yani sonuçta bunlar iyi şeyler. Filmler diyemiyorum ama güzel şeyler. Şimdi baktığımızda Snyder'ın Batman'in de sinemasal olarak referans aldığı ne var mesela? Hiç görebiliyor musun bir sinemasal anlamda? Hani yine onda da belki kassak Mad Max deriz o rüya sekansı gibi sekansa. Ama kesinlikle Mad Max ya da herhangi bir post. Hep söylediğim şeyi söyleyeyim sana Fatih. Hep söylediğim şeyi söyleyeyim. Abi bence çizgi romana en sadık uyarlama Batman Superman. Ve çizgi romanında gördüğümüz Batman'i ben bir tek Ben Affleck Batman'i de gördüm. Çünkü ilk 89 yılında yapılan Batman'in çizgi roman Batman'leriyle hiç alakası yok. 95'in de yok. 98'in zaten yok. Nolan'ın Batman'lerinin de çizgi romanla hiç alakası yok. Son Pattinson'ın yaptığı Batman'in de çizgi romanla hiç alakası yok. Hani ben Türkiye'den çıkan yayınları söylüyorum. Yani Türkiye'de çıkan ne varsa bütün külliyatını okudum Batman. Ama en şu böyle... var şimdi. Bak yine aynı noktaya geliyoruz. Bak çok iyi çizgi romana çok sadık olabilirler. Evet. Bu onu çok güzel hareketli bir çizgi roman haline getiriyor işte. Aynen yani, öyle. Aynen. Yani, diğerleri bir fikir, biraz da belki sinema olması odur. Yani bir fikir, bir yorum kattığımız zaman bir medyumu başka bir medyumun dinamikleriyle harmanladığımız zaman demek ki o zaman ona sinema diyoruz. Şimdi Marvel'da da aslında durum çok farklı değil. Marvel'da da tamamen karakterizasyon açısından sadık bir takım karakter, yani hepsi o bir kısmı orijinalinden daha iyi. Yani ben orijinal Kaptan Amerika'yı Chris Evans kadar sevmedim. Ya da ne bileyim orijinal Iron Man'i Robert Downey Jr. kadar sevmedim. Thor'u aynı şekilde. Yani mesela bu karakterlerin aslında büyük bir kısmı Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi'ni yaptığına benzer bir şey yaptı. Yani karakterler, çizgi karakterlerin personaların önüne geçti. Doctor Strange aynı şekilde. Ya bu Doctor Strange dediğim zırtlak bir karakter. Benim her sayfada gördüğümde sinir olduğum Daniel'un teki yani, açık olmak gerekirse. Ama filmi öyle bir yaptı ki. İki filmi öyle bir yaptılar mı? Bir de karakter oyuncularına teslim etti yani bunları. Yani şey yapmadı öyle. Ben bunu oynamak istiyorum ya gibi, böyle Ben Affleck gibi böyle bir romantizme kapılıp da değil abi. Gerçekten de çok nokta atışı karakter oyuncular. Ha, bu onların talihsizliği de olmuş olabilir. Çünkü pek çoğunun da kariyer planlamasını şey yapmış oldu. Kangrene uğratmış oldu bu tercihler. O zaman ben baktığımda diyorum ki evet, Marvel uyarlamaları gerçekten muhteşem bir şey. Ama bunlar uyarlama değil. Bunlar hareketli, yani çizgi romanı teknik bir altyapıyla beyaz perdeye taşıyan hareketli bir takım grafik öğelerin toplamı. Bir hikaye anlatımı, ama buna ben yine sinema diyemiyorum. Çünkü bir Winter Soldier dışında kimsenin bu serilere kendinden katmış olduğu bir şey yok. Bu belki orada önemli olan. Yani orada da öyle bir planlanmış bir seri var ki, yani bütün şeyi planlanmış, ne diyeyim sana, stratejisi çok iyi planlanmış. Bir noktadan sonra işte bu o kadar sadık ki bu yapımlar birbirine, artık yapımları birbirine karıştırıyorsun. Ya hangi yapım hangi yapımda? Hangisinde bu öldü? Ulan Loki diyorsun, sürekli ölmüş, Tesseract'ı bulmuş, tekrar dirilmiş. Ulan diyorum, ben bunları mı takip edeceğim? Yoksa film mi izleyeceğim? Bir de film izleme deneyimi niye bu kadar karmaşık hale geliyor? Abi ben oraya zaten hayatın dayağını yiyip geliyorum ve gerçekten de görsel lezzetli bir şey arıyorum. Ama ben orada hiçbir şey görmüyorum. Yani sürekli olarak CGI ile yükseltilmiş yapımlar, bir tane çakıyor, gezegenin dışına çıkıyor, öbürü ona çakıyor, bilmem ne oluyor. Arada espriler yapılıyor falan filan. Güzel bir matematiği var. Eğleniyor musun? Eğleniyorsun. Ama sinema mı? Bak yine aynı soru. Bana göre sinema demeye milyon şahit sinema dese bana göre değil. Yani bu sinema mı değil mi, dediğim gibi aşağılama olarak kullanmamak lazım. Bu yeni bir hikaye anlatım biçimi aslında. Yani bu özellikle de daha sonra televizyona indirgenecek türden bence daha çok. Yeni bir hikaye anlatma stili.
Belki ileride sinemanın önüne geçecek bir ara form. Onu da bilmiyorum. Yani Marvel filmleri bana göre bir ara form gibi geliyor. Yani sinemasal duygu barındırıyor. Neticede çekilen, kurgulanan işte bir aktörün olduğu şu bu falan filan sinema öğelerini barındırıyor ama başka bir şeye evriliyor bu anlatı. O yüzden klasik sinema değil. Çünkü burada kendisiyle tutarlı, her tür çizgisiyle tutarlı, her şeyi motomot birbirine benzeşen, bir öncekiyle bir sonraki arasında çok büyük bir konsept farkı olmayan bir külliyat var. Ama Burton filmine baktığımız zaman Batman nereye, Batman Returns nereye? Arada, yani onun bile arada dağlar kadar fark var. Yani adamın ruh hali değişiyor ya da daha karanlık bir şey yapacağım, birazcık daha elimde fırsat var deyince hop daha karanlık, daha kasvetli, daha grotesk, daha korkutucu bir yapıma evirebiliyor. Marvel'da böyle bir şey yok. Marvel'da kimse şu an diyemez. Ya ben bir Kaptan Amerika yapacağım da bu sefer West End gibi olsun istiyorum. Aa olur, nereye olur lan, sana kimse izin vermez yani onu. Onu diyorum yani. Bir hareket kabiliyeti yok artık o Marvel dünyasında. İnsanlar buna sinir oluyorlar büyük ihtimalle. Yani ama şöyle de bir şey var. Yani biz 90'lar sinemasını yaşamış ve o zamanlar büyük acı çekmiş bir çizgi roman sever olarak, bu gene benim duygusal manyaklığım. Hani kimse gelip de benim dediklerimden yanlış anlamasın. Şimdi 90'ları yaşadık, 2000'leri yaşadık. 2002, 2003, 2004, 2005. VCD kiralayacağım. Benim istediğim filmler yok. Çizgi roman da basılmıyor o zamanlar. Bir tane Avengers bastılar, üstün insan. Onu okuyorum, Allah'ım diyorum ya, şu film, şunun filmi yapılsın. İşte bakıyorum film alacağım. Bridget Jones'un günlüğü, Mona Lisa Smile, işte Julia Roberts filmleri, Renée Zellweger filmleri, Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir. Bunlar mı? Yoksa Marvel filmleri mi dersen, ben Marvel filmlerine sarılırım abi. Marvel filmleri derim yani. Çünkü ben sinemaya öyle çok teknik bakan bir adam değilim. Sinemaya ve çizgi romana tamamen hayattan kopma ve keyif alma amaçlı baktığım için. Ve ben neyden keyif alıyorsam onu izlerim. Şimdi ben Bridget Jones'un günlüğü, işte Mona Lisa Smile, Ye İç Dua Et gibi böyle Julia Roberts filmleri izleyeceğim. Ben bunları izleyeyim. Çünkü bu tamamen benim tercihim. O yüzden çok da kurcalamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Fatih, bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Ama şimdi yine sadece kutsal... eğlenmek deyince o zaman yani güldür güldür izlerken de insanlar eğleniyor. Ne bileyim, evet, abi evet. Sokakta işte pandolum yaparken de insanlar eğleniyor. Şimdi dediğim gibi insanların eğlenmesi için... Ama o aksiyonu güzel vermiyor bana. Ha? Eğlenmek derken o aksiyonu, o katarsisi vermiyor bana. Yani Captain America'nın bir Hydra ajanına yumruk attığı zamanki o katarsisi güldür güldür vermiyor bana, anladın mı? O çünkü işte sen o karakter... Yani atıyorum şeyde o katarsisi yaşıyor muyuz? Mesela son Thor filminde öyle bir katarsis yaşıyor muyuz? Ben pek yaşamadım. Yani hani dediğim gibi bir curcunaya dönüşüyor. Yani bu Kaptan Amerika örneği zaten sen şimdi hani en şey örneği veriyorsun. Sinemaya zaten en çok yakın olan örneği. Hatta yani sinema olan örneği. Winter Soldier gerçekten de orada işin içine sinemanın girdiği. Hatta ya sinemanın girmesini bırak. Ben mesela Winter Soldier'a kadar Marvel filmleri benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Winter Soldier'dan sonra ciddiye almaya başladım. Yani dedim ki burada evet bu bir şeye dönüşüyor. Avengers falan beğenmedin mi abi? 2012 Avengers'ı. Yok, son iki Avengers'ı çok beğendim. Yok 2012. 2012 Avengers'tan bahsediyorum. Onları hatırlamıyorum bile. Yani şöyle hatırlamıyorum. Yani vardı bir eğlendim ben yani dediğin gibi. Ama bunlar yani... Yani ne bileyim abi, bizim hani şey tabirimiz vardır ya, oğlum koy şuradan bir patlamalı çatlamalı film izleyelim gibi. Hani kafa dağıtmak için güzel ama ben bu konuda biraz bağnazım bu arada. Yani şey değilim ben. Ben abi sinemaya çok fazla kafa dağıtmak için giden bir adam değilim bu arada. Yani kafa dağıtmak için gittiğim film hani Thor'dur mesela. Thor'a kafa dağıtmak için giderim. Orada kafamı dağıtmıyorsa küfür ederim yani. Ama ben sinemaya gittiğim zaman aradığım bir şey var orada. Bir göz var, bir ilham var. Adamın ilham aldığı şeyden etkilenmek var. Bunu nasıl düşündü yahu diye sormak var. Bu mesela benim kafamı yoran bir şey değil. Bu tamamen beni besleyen bir şey. Çünkü ben kendi adıma sinemaya gitme edimim. Yani bir filme heyecanla gidiyorsam benim bir numaralı koşulum abi zaten yorgun olduğum ve üretemediğim bir süreçte acaba dünyada insanlar şu an ne düşünüyor mesela? Bu adam bu filmi yapmaya iten sebep ne? Yani Irishman'ı da aynı mantıkla izledim mesela. Bu herif niye böyle bir film yapma gereği duymuş? Çünkü diyorum ki ulan zaten bu herif bu hikayelerin tillahını anlattı aslında. Yani neden tekrar oturup
Goodfellas çekmek istedi bu adam. Ve niye bunun için stüdyolarla kavga edip de en son ruhunu Netflix'e sattı? Gerçekten de o yaşta bir şey üretememe kaygısı mıydı? Yoksa abi ben bu hikayeyi anlatacağım, ben bu hikayeyi anlatmaktan gebereceğim, yani gözüm açık gideceğim gibi bir kaygı mıydı? Şimdi benim için sinema gerçekten bunu sorma, yani bu bir keyif, bir haz, belki suçlu bir zevk. Ben o yorgunluğu seviyorum. Yani ben mesela 32 saatlik çekimden sonra Hobbit'e gittim. Zerre keyif almadım. Çünkü bana böyle şey gibi geldi film. Tamamen mesleki deformasyon. Yani abi diyorum bu kurgu niye böyle ya? Buradan niye kesmiş ya bunu falan. Böyle manyak gibi izledim filmi. Millet dedi ki oğlum sen ruh hastası falan mısın? Yani bir de yani 32 saat çekim yapmışım, 48 saattir uyumuyorum ve algılarım korkunç derecede açık. Yani şey modundayım ben, sürekli filmi izliyorum. Böyle bir ses geliyor salondan, tamam mı? Dizime vuruyorum sürekli. Ya bu nedir ya falan diye. En son çıkacaktım yani. Son 15-20 dakikada hayatımda yapmadığım şey dedim. Oğlum çok boktan bir şeydi ya. Yani bize dedim şu an zulmeli diyor falan filan diye. Hani bir filmi değerlendirme biçimimiz de tamamen psikolojimizle alakalı ya. Zamanında bot attığımız filmler şu anda bir an değerleniyor. Ya da zamanında Shawshank Redemption. Aha Shawshank Redemption diyorsun. E şimdi izliyorum Shawshank Redemption'ı. Muhteşem bir film ama... Abi niye sadece o Shawshank Redemption? Yani hani başka film mi yok oğlum dünyada? Tamam çok iyi de dünyanın en iyi, gelmiş geçmiş en iyi filmi Shawshank Redemption demek o tarihten bu zamana kadar insanlık olarak sinema adına hiç bok yemedik. Yani hiç bok yapamadık demek. O yüzden böyle çok iddialı konuşmak da bana şey geliyor biraz. İrite edici, sinir bozucu geliyor yani. Ya o filmin şeyini biliyor musun? Şimdi o filmi IMDb'de birinci yapan bizim yaşıtlarımız. O da şu abi. Dünyada, Türkiye'den bahsediyorum. Dünyayı bilmem de. Gerçi dünya verdi ama Türkiye'de benim tanıdığım insanlar çok fazla film izlemediği için. Onu Star TV'de bir izlediler abi. Çünkü adam o zamana kadar Van Damme filmi izliyor, Cehennem Silahı izliyor, Zor Ölüm izliyor. Ama o arkadaş ortamı da değişiyor. Üniversiteye gidiyor artık. Hani ben bilgeyim, her şeyi ben biliyorum. Şimdi gittiği zaman arkadaşına şey diyemiyor. Arkadaş ben Van Damme'ın Firar filmini sevdim ya da Arnold'un Terminator'ını sevdim diyemiyor. Ya orada hani ağırlığı olsun diye hayatımda en sevdiğim filme Esaretin Bedeli diyor yani. Çok iyi film diyor. Çünkü başka film izlemiş adam. Bana öyle geliyor. Ama bu dünyaya nasıl sirayet etti o da başka bir konu yani. 90'lı yıllarda dünyaya şu yüzden sirayet etmiştir. Biz çünkü taklitçi bir milletiz biliyorsun. Her boku imitasyonu bizde var. Şimdi 90'lı yıllarda bizde bir sinema yazarı terörü başladı. Şimdi sinema yazarı terörü şunu geliştirdi. Çünkü hepimiz okuyorduk işte Merkez Sinema Dergisi yok, altyazı bilmem ne falan filan. Yani sonuçta sen de çeperini geliştirmek istiyorsun. Ben bugün işte rejisörü yazarken orada bir uzun bir girizgah yazdım. O girizgahta da şu var. Benim ilk defa Dünyayı Kurtaran Adamı izlediğim ve onda şoka uğramam ve o filmi aramam yani. Hani ben Dünyayı Kurtaran Adamı uzun süre aradım çünkü yoktu abi piyasada. Yani bulabileceğim yoktu. Yerlerin hiçbirinde yoktu. Aynen. Ben İstanbul'a gelip geliyordum. Yazıcıoğlu'nda falan arıyordum yani. Şimdi böyle bir ortamda senin beynini şekillendiren diyorum işte 93 Antrax sinema yıllığı geçti elime. 10 sinema yazarında 6'sı Jurassic Park'ı dünyanın en boktan filmi nasıl seçebilir abi? O senenin en boktan filmi seçmişler. Jurassic Park sene... Tabii. O yılın en boktan filmi. Yani ilk 3'te, ilk 5'te. Yani listesine almayan 3-5 tane sinema yazarı var. Kalanının hepsi almış abi. Ve o dönemde şey dönemi işte. Hani ne bileyim işte True Romance'lerin, İşte Pulp Fiction'ların, Forrest Gump'ların dönemi. Şimdi biz Pulp Fiction'ın, Forrest Gump'ı nereden göreceğiz abi? Kocaeli'de Altın Dal sineması, Star sineması var. İş yapan film Jurassic Park'sa yemişim Pulp Fiction'ı. O dünya bizde yok yani. Göremiyoruz onları. Neyse abi. Böyle bir beğeni dili oluşuyor. İşte o dönemler işte Tarantino, Guy Ritchie filmleri, şunlar bunlar falanlar filanlar sokuluyor insanların hayatına. Van Damme filmleri, Arnold filmleri, Stallone filmleri çöplüktür diye bir hani bu anne babalarımızdan tut sinema yazarlarına kadar herkesin kötülediği yine abduruk sapduruk saçma sapan salak salak filmler mi izliyorsun diye böyle kafamıza vurdukları ya da onu çevirip mahallenin muhtarlarını açtıkları bir dünya var yani orada. Hani özgür de değilsin abi. Filmi izleme konusunda anneyi babayı ikna edeceksin. Hani ben abim olduğu için şanslıydım. Hani orada bir İttifakta çoğunluk yakaladığımız için Terminatörler, Kobralar, şunlar bunlar hayatımıza rahat girdi. Bir de elimden tutup sinemaya götürdüğü için. Ama herkes de bu beğeni dili gelişmedi. Ve çok ezberden
bazı şeyler oluştu. Yani insanlar neye neden boktan dediklerini bilmedikleri bir kültür çünkü çok ona yaşadı. Boktan diyen biri vardı. O da entelektüel biriydi. O da ona benzemek için ortamda ağırlığı olsun ya, o dediyse tamam bak Esaret İnsan Bedeli dünyanın iyi filmi oldu. Ama şu anda aynı entelektüeller aynı filmlere suçlu zevk demeye başladılar. Yani aynı entelektüel karakterler şu an mesela sinemada en olmadık filmleri, şu an demeyeyim de bundan 5-6 yıl öncesine kadar en böyle salak salak aptal aptal filmleri, yani hani övmek için öyle bir yerinden tutmuşlar ki filmi. Hani diyorum ki ben aynı filmi izlemedim herhalde. Yani aynı ruhiyatla da izlemedim. O yüzden bunlar çok kaygan zemin. Yani bugün muhteşem deriz, yarın boktan diyebiliriz. Avengers için, yani Marvel filmlerin geneli için de aynı ikiyüzlülük geçerli bu arada. Filmleri beğenenler de bir süre sonra ulan bunlar neymiş demeye başladılar. Çünkü yani bir sinema dili oluştu Michael Bay'lerle, bir Transformers'lar, Ninja Kaplumbağalar, şunlar bunlar. Avengers'ı aynı kefede değerlendirdi insanlar. Görsel estetik açısından. Ama aynı şey... Abi bir de şöyle bir şey var Fatih. Çizgi roman çok okunmuyordu bu Marvel filmleri gelene kadar dünyanın genelinde. Ki yani 2001 yılından sonra o İkiz Kuleler'in terör saldırısından sonra insanlar, özellikle şeydeki Amerika'daki insanlar, biz niye Superman kurtarmadı, Batman kurtarmadı, Örümcek Adam kurtarmadı demişler. 2001'deki o krizden sonra, yani Türkiye'de kriz değil, terör krizinden sonra zaten dünyada çizgi roman çöküşe gitti. İnsanlar da o zaman dediğin gibi işte Transformers'lar, işte Terminator'un yeni çekimleri, Ninja Kaplumbağalar derken birden Demir Adam'la ve Batman'in tutmasıyla ve birden Demir Adam'ın gelmesiyle insanlar tekrardan çizgi romana merhaba dediler. Ve dediğin gibi bilinmeyen bir dil oluştu. Geçen Oğuzhan Uğur'u dinliyorum. Yani şey diyor, Z kuşağının bugünkü kuşak artık babasına sormuyor, Google'a soruyor bir şeyi. Google'da cevap veriyor ona, milyonlarca cevap veriyor yani bir şeyden. Milyonlarca çık sunuyor. Şimdi uzmanlar da bilmiyor ne olduğunu bu çocukların. Çünkü bu çocukların elinde internet diye bir şey var. Sınırsız. Şimdi bence senin dediğin gibi yeni bir sinema dili mi oluşuyor? Çünkü insanlar da bilmiyor ne olduğunu. Birden çizgi romanla tanıştı insanlar. Senin benim bir aşinalığımız vardı. Ki yani Türkiye'de bir insanın gelip de ben hani inanmıyorum işte şu Batman'e şu kadar okudum, şu Batman'i şu kadar okudum. Batman 2015'te basılmaya başladı lan ülkemizde. Sen ne okudun? Nereden buldun yabancılarında okudun? Ya internetten okudun. O kadar İngilizce mi biliyorsun sen ya? Marvel'ları sen nereden okuyordun? Yeni basılmaya başladı. Şurada Marvel çizgi romanlarının basılması 10 sene. 90'larda şu kadar ciltler basılıyordu. O yüzden hani biz de yeni tanıştığımız için çizgi romanlarla ülkemizden bahsediyorum ve dünyada aslında bakarsan yeni bir dil oluşuyor bence. Bir de şu da var ya, yani şimdi öyle bir dönem ki abi, bir taraftan hani bu süper kahramanlar yapı bozumuna gittiler. Yani eski bildiğimiz anlamda süper kahraman olayı da kalmadı. Yani işte The Boys gibi anti süper kahraman, yani süper kahramanlık müessesesiyle tamamen dalgasını geçen şeyler de, şimdi bunlar aynı dönemlerde çıktıkları için de bir şok etkisi oluşturmuş olabilir. Çünkü abi Beyaz Perde'de bir Infinity War var. Aynı anda işte bütün bu Infinity War dünyasıyla dalga geçen bir The Boys serisi var. En azından çizgi romanlarda. Bir taraftan Superman'i kötü adam yapmak için uğraşan bir sürü bilgisayar oyunu, işte yeniden konumlandırılmış Superman hikayeleri falan filan. Şimdi gırla insanların üstüne çizgi roman yağmaya başladı. Ve yağacak da, yani çizgi roman çünkü gerçekten de sadece Avengers'larla çok büyük bir ivme kazandı. Yani bugün hatta 90'lı yıllardaki bu ilk talimler, hani ilk bu X-Men'in tutmasıyla birlikte başlayan o süreç 2000 Blade yılında var. 2000 yılıyla Blade'den birlikte. Değil mi? Blade'i de sayabiliriz o. Blade'i de sayabiliriz. Blade serisini de sayabiliriz. Blade tam bir çizgi roman uyarlaması olarak değerlendiremiyorum. Neden değerlendirmiyorum? Çünkü biz aslında Blade okumadık. Ve Blade uyarlama yapıldığı dönemde de yurt dışında çok fazla okunan bir hani çizgi romanın arka bahçesi Blade. Ve Blade'e de baktığımızda tabii ki Kung Fu filmlerinden tut yine Blaxploitation'lara kadar bir sürü referansı olan Blade, bence onların içerisinde en sinema gibi sinemaydı. Hani birinci filmin belki CGI'ları şunları bunları çok boktandı falan filan, ama Blade'i izlediğimizde şoka uğradık. Yani ben Blade 98'di galiba Blade. 11 yaşındaydım. Abim götürdü beni.
Ve o zaman öyle bir karakter, bak uzun zaman görmemişiz. Biz öyle karakterler sadece Batman biliyoruz yani. Ulan adamımız böyle klaba giriyor, herkesi dağıtıyor falan. Lan diyorum, nasıl bir dünya? Bu ne lan böyle falan dediğimi hatırlıyorum. Ve fanı olmuştum Blade'in yani. Hani Ben... hani ulan bunun devamı ne zaman gelir de izleriz diyebileceğim uzun zamandan beri ilk aksiyon filmiydi. Bak, süper kahraman uyarlaması demiyorum yani. Sonrasında Blade 2 filmiyle birlikte biz işte belki interneti böyle nokta atışı kullanmanın öncesinde, aa bu şöyle bir çizgi roman uyarlamasıymış. Böyle, yani lafı geliyor daha. Oturup Blade okuma şerefine erişememiş. Çünkü Hala yok daha erişemedi. yani. Çünkü hiç basılmadı. Ülkemizde hiç Tabii basılmadı yani, bile. hem Basılmıyor, yok, basıldı, şey basıldı. Wolverine'le galiba bir crossover basılmıyor. gibi Evet, bir o var, basıldı, doğru. şeyi Doğru. basıldı. Fasikülü basıldı. Onun Basıldı, evet. dışında birkaç yerde bir cameo olarak gözüktün galiba Spider-Man'de falan, ama bize çok uzak Blade yani şey, çizgi romanları. Sonrasında işte Blade 3 ile birlikte artık bize, ha tamam lan böyle bir çizgi roman var, dur bakalım neye benziyormuş diyebileceğimiz noktaya geldik. Ki Blade 3 de zaten serinin bitiş filmi oldu. Yani o kadar, yani bana göre zaten seri bitsin diye yapılmış bir şey gibi de duruyor bir taraftan. Hatta altında da Wesley Snipes'ın uzun bir sürede çekildiği film oldu. Yani uzun bir sürede Wesley Snipes'ı da görebildik. O süreçte birlikte yani X-Men'in tutmasıyla birlikte özellikle bir hani tekrar bir çizgi roman şeyi kıpırdanmaya başladı, ama her alanda kıpırdanmaya başladı. Bir tarafta Yürüyen Ölüler, öbür tarafta işte ne bileyim Losers vardı galiba. Yani bu çizgi karakterlerde Heroes vardı ana, bir tane. Heroes. Heroes dizisi vardı. Heroes dizi olarak vardı. O da ama şey yaptı yani, süper kahraman konseptini insanları alıştırdı, çekti. Yani şu an mesela ben unuttum Heroes'u, ama o dönem için deli gibi izlenen bir şeydi. Yani bir 2004, karşılığı var 2005. insanlar. Evet. Ben genelde CNBC'ye dizilerini çok fazla tüketmiyordum. Bir X-Files'ı izliyordum. Heroes, Miroz falan filan bana böyle çok şey geliyordu. Bir de o zaman hakikaten o tarz süper kahraman filmlerine, oluşumlarına karşı bir böyle ilk dediğim bir noktaydı. Sonrasında Nolan'ın Batman'i ile birlikte biz bazı şeyleri ciddiye almaya başladık. Herkes ciddiye almaya başladı. Yani bu süper kahraman filmleri arkadaşım bak yapıldığı zaman hayvan gibi yapılıyor. Bunu yapan adam bak nasıl bir dünya oluşturuyor falandır filandır derken abi bir anda DC'nin önüne geçtiği, fersah fersah öne geçtiği, ardından Watchmen'lerle, şunlarla, bunlarla, aa ulan çizgi yani süper kahraman filmleri tekrar ciddi izleyiciyi çekiyor salona denilecek bir ortam oluştu. Ve yani Marvel'da bu damarı iyi tutturdu ve iddiayı bir adım daha ileri taşıdı ve dedi ki arkadaş ben size olduğu gibi çizgi romanda ne gördüyseniz perdeye onu koyacağım dedi. Bravo yaptı. Yani, yani o Ya konuda çok iyi bir Fatih, proje yani. büyük bilinç geliyor çünkü şey deniyor sürekli. Hani biz çizgi romanda okuduğumuzu beyaz perdede göremiyoruz diyen de milyonlar var. Hani bu filmi izledik ama çizgi romanda böyle değil diyen de milyonlar var. Anlatı olarak, hikaye olarak öyle değildir de biz konseptten bahsediyoruz abi. Çizgi Evet. roman sayfalarını biz kanlı canlı gördük mü gördük. Ama dediğin gibi yani o öyle değildi, böyleydi falan filan, onları zaten geç. Onlar yani bütün uyarlamalarda noksansız bir şekilde karşımıza çıkan şeyler. Yani Watchmen'de de çok korkunç bir kıyıma uğradı o film. Yine Snyder'ın talihsizliği. V for Vendetta. Bak bugün V for Vendetta'yı beğenmeyen kaç kişi var? Yani benim etrafımda yok. Ama bakınca Vendetta yani çizgi romandaki ruhiyatla çok az alakası olan bir yapım. Ama yani o artık medyumlar arasında bir medyumdan diğerine taşınırken o gelen değişimler, bunlar artık insanlar hani alışması gerekiyor. Yani ben şeyi bile komik buluyorum abi. Yani Zenci Hobbit mi olur? La işte yapmış oluyor oğlum, bana ne? Yani ben hani bunları çok tartışabileceğimizi düşünmüyorum. Yani bu Ama nasıl tartışılıyor bir abi. Mesela işte Old Man Logan filmi çıktı. Old Man Logan çıktı. Hiç beğenmediler. Niye beğenmedin diyorsun adam. Film iyi bir film. Şeye benzemiyor. Bir çizgi romanın ismi neydi onun uyarlandığı? Old Man çizgi roman. Old Man Old Man. Logan vardı. Şey de Aynen. Hiç vardı. alakası yok falan diyor adam. Üç tane çizgi, ama şimdi o üç tane çizgi romanın miksi zaten. Yani sadece olduğu gibi Old Man Logan'ı almıyordu galiba. Şey, Dead of Wolverine vardı işin içinde. Şimdi orada şunu anlamama ısrarını ben anlamıyorum insanların.
Aynı şekilde Batman The Dark Knight Rises için de geçerli. The Dark Knight Rises'te şövalyenin düşüşü vardı. Ne vardı orada? 3-4 tane çizgi roman vardı. Şu an hepsi aklımda değil ama yani bir mixlenmiş ve sonuçta Dark Knight Rises vardı. Şövalyenin düşüşü vardı. Tabii, ve şövalyenin yani, yükselişi de vardı. Yükselişi vardı. Sonra bu Bane'in ilk çıktığı seri kaçta? Bane de bir de yani geç çıkıyor. 95'te de var. Ülkemizde yayınlanan Şövalyenin Düşüşü'nde var Bane. Şövalyenin yükselişi de var Rises'ta. Başka? O iki kitap ya. O iki kitap da esinlenme var. Üç taneydi. Üç de diğerini unuttum şu anda. Yani bir tane daha çok alakasız bir şey var. Referans yani. Bu şey değil. Oldu. Yani Şövalyenin Düşüşü dediğin zaten belini kırma tanesi. O da yani yerin altında bir yerde belini kırıyor. Yani şimdi gökdelenden niye atmadı bunu diye tartışacaksak yandık. Yani Christopher Nolan'ın oturup şunu düşünmediğini mi sanıyor insanlar? Ulan şimdi ben bunu gökdelenden atarsam değil yani. Ona göre bir dil oluşturuyor abi. Yani bu yani izleyicinin bir süre sonra gerçekten de şimdi izleyici her zaman için zaten yönetmenin önünde. Yani şu anda daha fazla önünde. Çünkü ardını biliyor, sonunu biliyor, trivialını okuyor, ötesini biliyor. Film bittikten sonra konuşmaya devam ediyor. Gidiyor oraya taşıyor. Mantık hatası buluyor bilmem ne. Ulan zaten sen yönetmenle zeka yarıştırmaya kalkarsan zaten öne geçersin. Bu saçma bir challenge. İnsanlar niye buna giriyorlar onu anlamıyorum. Adam abi elindeki lore diyorlar ya bayılıyorum. Elindeki malzemeye, elindeki kumaşa en uygun olabilecek sonu getirmiş. Ha, işte çok aptalca şeyler vardı. İşte ne bileyim Hindistan gibi bir yerden yukarı çıktı ama işte o sırada Gotham'a kar yağıyordu. 24 saat içerisinde yürüyerek mi gitti, koşarak mı gitti, ışınlandı mı? Hani belki başka yönetmenlerin filmlerinde çok fazla göze batmayacak ama Nolan gibi hani detaycı bir adam niye bunları yapmış diye sorabilirsin. Bu senin en doğal aklı. Çünkü adam seni alıştırmış. Alışmış kudurmuştan beterdir abi. Sen bana o zamana kadar mantıklı, her boku bir mantık sürecine rasyonel bir perspektifle açılık almıştın. Üçüncü filmde de dilediğince saçmalıyorsun. Tamam öyle bir hakkın da var ama saçmalama abi. Yani abi bu adam Bruce Wayne ya. Jet'e binmiş gelmiştir abi. Bu adam Bruce Wayne ya. Dünyanın en zengin adamı ya. Jet buluştur gelmiştir. De telefon yok. Telefon yok. Evet. Alfred yok. Kıçında don yok. Bilmem ne yok. Hani bir yolunu bulmuştur tabii ki. Bulmuştur. Ya az adam Bruce Wayne ya. Ya diyorum ya oradaki şeyleri çok da kafaya takmamak gerekiyor. Yani dediğin gibi ben abi öyle eleştiriler duyuyorum ki ben inanamazsın ya. Senin dediğin gibi mesela nasıl geldi? Batman atom bombasından nasıl kurtuldu? Ya kurtuldu film bu çünkü. Yani kurtulmazsa zaten film olmaz abi bu. Bu yoksa 5. dakikada dediğin gibi filmin ortasında kırar belini atar gökdelenden aşağıya Batman'i. Film biter zaten yani ondan sonra bir daha Batman ararız. Kim kurtaracak Gotham'ı? Yani işte sonuçta Nolan abimiz sonrasında işte Goyer falan filan bu tayfa bizi şeye alıştırdı. Gerçekçi bir süper kahraman. Ben bu arada gerçekçi süper kahraman fikrine de sonuna kadar karşıydım. Ben süper kahraman gibi süper kahraman izlemeyi her zaman daha mantıklı buluyordum. Sonra Snyder dedi ki abi sana süper kahraman gibi süper kahraman ve görsel bir curcunanın içerisine düştük. Asıl izleyiciyi ikiye ayıran seri DC'nin serisi. Yani bu Justice League, Batman vs. Superman'lerle işte ilk Superman filmi. İlk Superman filmi görece daha yenilir yutulur bir uyarlama ama sonrasında gelinen Justice League'de birincisi zaten karakterizasyon olarak kabul edemediğimiz işte Ezra Miller'lar olsun işte şey olsun bizim Kaldırıgo adını unuttum şimdi. Yani bizim tipolojileri direkt yıkan bir yani bu belki de cesur bir şey olarak da kabul edilebilir. Yani Marvel'ın yaptığı kolaycılık olarak kabul edilirse ki edilemez çünkü çok zor bir şey o karakterleri oluşturmak, o karakterleri insanlara sevdirebilmek. Yani Aquaman hayranı bir insan var mıdır dünyada? Aquaman, o Aquaman varsa oh abi diye. Ama 100 kişi vardır. Zaten... 8 milyarda 100 kişi vardır mutlaka. Var yani birileri o da şeyden yani karakterin yakışıklı, seksi olmasıyla alakalı bir evet. Cazibesinden ama şimdi Stephen Strange'in uyuz bir karakterin şu an bir sürü hayranı var yani. Ve yani Benedict zaten hani adam zaten dediğim gibi hepsi bu arada. Yani
bu tarz kilit rolleri, karakter oyuncularına diğer rolleri de gerçekten de kendi jenerasyonunun yetenekli oyuncuları. Yani Chris Hemsworth yetenekli bir adam abi. Bence hem komediye hem drama yeteneği olan bir adam ve hani daha fazlası ne zaman çıkacak bilmiyorum. Dediğim gibi bunlar Marvel'a çok saplandılar. Aynı şekilde Chris Evans, Chris Pratt, belki o kadar sevmiyorum Chris Pratt'ı ama bu insanlar da oradaki hani yüksek ölçüde bir oyunculuk değil belki ama orada hiçbir sahnesinde hiçbir karakterine sığdırmayan karakterler bunlardı. Yani o karakterlerin... Peki, şeye katılıyorsun. Bence en iyi Spider-Man Tom Holland abi. Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Ne alakası? Bence en iyisi ya, bence. Yani neden sence öyle bir şey var? Ya abi şimdi şey çok karakteristik geliyordu bana çocuğun. İlk Toby'nin yüzü çok karakteristik geliyor. Çizgi romanlarda o kadar karakteristik bir yüzü yok. Andrew'ya bakıyorsun abi, bizim Gürcüler gibi. Onun da böyle bir tipi bir garip yani. Gürcüler kötü değil yani bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Yani tipi böyle hani anlıyorsun, her zaman gördüğümüz bir karakter. Ama Toby'nin da bakıyorsun tamamen dümdüz bir suratı var çocuğun. Ve Spider-Man'e çok yakışıyor. Tom Holland'ın ben mesela bazı insanların gerçekten de ifadelerine katlanamayız gibi geliyor bana. Ben Tom Holland'ın ifadesini sevmiyorum. Yani bu ağzı arı sokmuş gibi bir ifadesi var ya onun. Yani sonuçta tabii ki yani bu yaratılıştan gelen bir şey. Bununla dalga geçmiyorum ama ben böyle bir ifadeyi 2 saat boyunca perdede izlediğim zaman yorulduğumu hissediyorum. Ciddi yani, çok ciddiyim ben bu konuda. Abi her şeye de çok böyle rasyonel bakamıyorsun. Bazı şeylere de bu kadar yüzeysel bakıyorum mesela. Ben çok da yüzeysel bakıyorum bu konuya. Adamın hani tipi... Ya bu arada ben Tom Holland'ı başka şeylerde izlerken de katlanamıyorum. Geçen işte neyi izledik onu? Uncharted'da izledim. Yok abi, yok yani adam hani... Gitmiyor. Ben yani ilerlemiyor adamın olduğu şeyler. Yani Allah. Koşasım geliyor. Yani ve şey gibi geliyor bana. Ya sonuçta Spider-Man genius bir karakter. Ben daha zaten doğru düzgün bir Spider-Man göremediğimizi düşünüyorum hala. Yani ilk göz ağrımız Tobey Maguire olduğu için Tobey Maguire diyoruz ama kafamızdaki, yüreklerimizdeki Spider-Man'i hala göremedik. Andrew Garfield birazcık tip olarak benziyordu. Biraz hiç alakası yoktu abi. Niye ya, benziyor ya. Ya Tom Holland'dan daha çok benziyor. Tom Holland'ın alakası mı var Spider-Man'le? Geçen bizim Yavuz abi var ya, Yavuz The Collector. O bana bir şey söylemişti yayında. Chris Evans'ı Spider-Man yap. Neydi o? Karadul var ya. Neydi o kadının ismi? Scarlett Johansson'u da şey yap dedi. Mary Jane yap bak nasıl bir film oluyor dedi. Biraz masküler bir Spider-Man yap. Biraz fazla yaşlandı ya Chris Evans onun için de. Chris Evans belki gençliğinde tutabilirdi gibi geliyor bana da. Bana da öyle geliyor. Yani, ve Spider-Man çoğu hikayede renkli gözlü bu arada. Yani gayet o maviş bakan gözlerini hatırlıyorum. Özellikle Ultimate serisinde galiba renkli gözlü. Bir seride daha renkli gözlü diye hatırlıyorum. Şey var ya abi, aslında Captain America rolünü şeye vereceklermiş. Bu Northman filmi vardı. Orada Alexander Skarsgård diye bir adam var. İlk Kaptan Amerika onu düşünüyorlarmış. Fakat araya Robert abi geliyor. Diyor ki sen al diyor Chris Evans'a bu rolü diyor. Chris Evans'a verdiriyor rolü. Chris Evans da oynamak istemiyor ilk başta Kaptan Amerika'yı. Çünkü daha önce Montorç'u oynadım ben diyor. O yüzden tekrardan şey olur diyor. Ama bir şekilde kapıyor. Kaptan Amerika'ya gitti mi? Gitti tabii ki de. Yani adam oynadı sonuçta. Bilmiyorum, Alexander Skarsgård da belki gidebilir. Yani o ama daha bayağı genç değil mi ya? Chris Evans'a göre biraz bir tık daha genç olması lazım sanki. Bir tık yaşlı biliyorum sanki ya. Yaşlı mı? Yani belki ben sonradan keşfettiğim için midir nedir? Ben onu biraz Viggo Mortensen vibe'ı var çünkü onun suratına. Mesela Northman'a da çok iyi gitmiş açık olmak gerekirse. Thor'a gidebilir mesela. Thor'a da gidebilir. Kaptan Amerika'yı bilemiyorum. Yani bazı şeyleri de görmek gerekiyor. Yani şeyi hatırlıyorsun işte. İlk Joker'in ilk açıklandığı dönemi hatırlıyor musun? Nasıl? Bak o zaman tam bir sosyal medya olsaydı belki Heath Ledger filmden önce intihar ederdi. Yani aynen öyle. Ya o kadar, ben de dahil olmak üzere bu arada. Ulan ben o Heath Ledger'ı o zamana kadar ne de izlemişim? İşte yok Casanova, yok işte Vatansever, böyle yakışıklı ama yeteneksiz. Şövalye. Şövalye vardı.
Aynen. Şoval, Night's Tale. Evet, Night's Tale. Evet. Ya hep böyle salak salak rollerde gördük adamı. Ya da gençlik filmlerinde gördük. Şimdi bir de Sin Eater diye bir filmi vardı. Birazcık gerilim kıvamında. Ulan şimdi şoka uğradım, tamam mı? Bir de yani Christopher Nolan yapar abi gibi bir kafamız da yok. Christopher Nolan o zamana kadar ne yapmış? Bir Memento yapmış bizim hani nazarımızda olan. Bir de Batman var yani. Onun öncesi de... yoktu. Bir Darren Aronofsky'nin filmi. Yok, bir Aronofsky'nin filmi. Aynen. Following vardı da Following'i falan izlemedik o zaman. Yani ondan sonra şey, ulan dedik yani bu ne ayakla bunu da koyup sıçacaklar filmin ağzına oturacaklar. Ha, Prestige vardı ondan önce. Pardon. Doğru, Prestige'den sonraydı kronolojik olarak. Ve baktı. Prestige var mı? Vardı, evet. Prestige vardı. Yoktu abi. Prestige yoktu. Var mıydı? Ondan sonra diye hatırlıyorum ben. Prestige 2007 hatırlıyorum ama. Bir Batman, bir kendi filmi, bir Batman. 2008 işte ya da Dark Knight. Doğru. Yani doğru. Bir kendi projesi, bir Batman şeklindeydi ya. Evet. Neyse hani Prestige de kazanmıştır. Hani ha, Batman'i çeken adam o bunu da yapmış. O Memento'yu da yapmıştı deyip hani bu şey olur ya böyle. Hani ufak ufak isim olur ya. Ondan sonra ulan bir açıkladılar bunu. Yani ulan Joker şimdi kafanda bir Jack Nicholson var abi. Yani yılların eskitemediği Jack Nicholson'a küfür olarak gördük biz bunu bakınca. Ama ne oldu abi? Hepimiz dili bir tarafına girdi daha ilk fragmanda. Yani İlk fragman değil, ilk görsellerde bile hatta böyle korkunç, grotesk aynısı falan. Aynısı Ben Affleck'te yaşamadık mı abi? Ben Affleck'in Batman olacağı açıklandı, yer yerinden oynadı. Çıldırdık biz Batman fanları. Daha sonra Batman Superman fragmana bir girdi hepimiz. Abi adam Bruce Wayne'miş ya. Ben tam tersi ekipteydim abi. Ben sizin ekipten değildim. Ben Affleck'in Daredevil'dan beri. Ben Daredevil'ın afişini gördüğüm zaman dedim lan bu adam Batman'ı oynasaymış dedim. Yıllar sonra adam Batman oynadı yani oynayacağı haberi çıktı. O dedim herhalde o çenenin yüzü suyu hürmetine Batman. Yani ben olumluydum Ben Affleck'e. Fena da değildi yani. Ben bayılmadım böyle. Ooo demedim. O kafamdaki Bruce Wayne buydu demedim. Benim mesela kafamdaki Bruce Wayne de hala ortalıkta yok. Yani bakınca ben Michael Keaton'ın Bruce Wayne'ini sevmem. Bana çok böyle ya ibiş bir tip gibi geliyor. Yani Michael Keaton'u çok seviyorum. Ya şey gibi değil mi abi? Masar Fuat Özkan'ın ekibinden biri gibi geliyor bize ya. Yani böyle birimizin bir amcası. Yani Masar Fuat Özkan kadar nokta atışı olmasa da birimizin bir amcası, bir dayısı falan tipi var adamda. Şey aynen de yok hani. Ne bileyim o zaman tabii ki koreografi buradan koydum, buradan geçirdim falan durumu da yok. O yüzden Michael Keaton'u biz hani ilk gördüğümüz Batman olduğu yine Tobey Maguire gibi saygımız sonsuz ama yani rezalet bir Bruce Wayne. Fatih bir şey söyleyeceğim abi sana. O dönemki oyunculardan bahsedelim. Dan Aykroyd. Şey Polis Akademisi çocuğun ismi neydi? Hangisi? Mahoney'im diyordun. Şey. Mahoney ha. Mahoney. Steve Guttenberg. Ondan sonra Michael Keaton. Ya bizim ailemizle gittiğimiz komşulara da akrabalara, tanıdıklara gittiğimiz evdeki abilere benzemiyor bunlar ya? Çok bizdenler abi bu adamlar ya. Ya Mahoney de yine Mahoney güzel şartlar altında Mahoney bir star haline gelebilirdi gibi geliyor. Yani onlara bakınca görece yakışıklı bir adam. Vücut yapsa aksiyoncu bile olabilirmiş onlar bence. Ama mesela Michael Keaton'a bakınca Michael Keaton benim bir de sülalemdeki bir iki kişiye benzettiğim için ekstra zaten adama gücüm, tamam mı? Yani çok fazla bizden adam yani. Hani bana bir Hollywood yıldızı gibi gelmiyor. Ya çok bizden abi ya. Çok bizden yani. Ya ama ya bak mahallede büyük oldu. Ben yıllar sonra Michael Keaton, Beetlejuice Michael Keaton oynadığını öğrendiğimde 12 yaşındaydım. Ulan bu adam ne? Dediğimi hatırlıyorum. Yani o zaman adama saygım artmıştı ama Batman deyince siktir lan Batman. Yani mesela Christian Bale gerçekten de yani potansiyelini çok kullanamadı mı? Yoksa ya Batman her zaman şeydir ama ya. Yani karşısındaki kötüler o kadar yüksek ki adam illaki alçakta kalıyor. Yani ilk filmde bile Ra's al Ghul'u düşün. Efendime söyleyeyim korkuluğu düşün. Yani ki korkuluk yani Scarecrow çok perdeyi kaplayan bir adam olmadığı halde Batman'in çok üstündeydi şey olarak, karizma olarak. Tamam ama Batman... Clean Murphy abi. Ama Clean Murphy oynatmışsın abi. Yani bence Clean biraz Murphy daha... Çok iyi bir oyuncu ama şey değil Clean Murphy. Çok gözükmüyor. Yani oradaki ana kötü karakterimiz, ana villainımız o değil mesela.
Evet, ve sağ olun. Ama yine orada bir şeyi gördük, ama Bruce Wayne gördük yani. Zaten karanlık bir adam şey, Christian Bale. İşte Amerikan Psycho'sundan tut, Shaft'te falan da şerefsiz oynuyordu o dönem John Shaft'in. Makinist de mesela. Makinist ondan önce miydi ya, sonra mıydı? Onun ben orada şeyini kaçırdım. Makinist 2007. 2007. 2006-2007'dir. 2000 tamam şey sonra yani ilk Batman'den sonra, ama karanlık bir adam yani Christian Bale. Bugün evet. İşte bak Thor'da bile, son Thor filminde bile benim için en eğlenceli taraf Christian Bale'i izliyor olmaktı orada. Adamı izlemek zevkli. Bu evet. Benim için gerçek yani. Christian Bale filmi ise izlerim diyebileceğim hala bence star kategorisinde bir adam. Ama ikinci, üçüncü filmde ben sadece koltuğa çökmüş bir adam gördüm. Yani hiçbir şey görmüyorum. Yine Peltek zaten konuşması da seni irite ediyor. Şeyler öne çıktı abi. Bütün filmler öne çıktı abi. Yani şimdi Tom Hardy'de bir Bane yaptı. Abi şimdi Bane de Bane'di yani. Hani ben çizgi roman sayfalarında o kadar karizmatik bir Bane görmedim bakınca. Yani zaten karizmatik olamazdı çünkü çok fazla harici teçhizatı vardı işte. Venom dolanıyor vücudunda falan filan. Yani karakterden çıkıyorsun. Figür senin ilgini çekiyor. Hatta orada dedik ulan Tom Hardy'ye bu Venom dolaşacak mı? Şimdi bu herif bütün her şeyi gerçekçi yapacağız ayağına. Sadece güreşçi gibi bir adam koymasın dedik. Güreşçi gibi bir adam koymuş. Hiçbir özelliğini çözemediğimiz bir karakter. Neden nefes alma zorluğu çektiğini bile açıklamıyordu film. Güzel bir tercih mesela bu. Burada kalkıp şey diyemiyoruz. Ya çizgi romanlarda Venom dolaşıyordu da sen o diyemezsin abi. Adam kendi dünyasına muhteşem uyarlamış beyni yani. Fatih ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Dark Knight Rises'ı çok seviyorum ama. Ve geriliyorum o filmde, ben sana o kadar söyleyeyim. Ben sadece finalini sevmiyorum filmin. Yani evet. Mesela Bane gibi bir karakter yaratıyorsun. Şimdi bunlar mesela şey olarak bakmıyoruz bunlara. Bir yönetmenle kendi çapında challenge'a girmek ya da şey değil. Şimdi sinema perdesinde yarattığın bir beklenti var. Öncesini geçtim, trivial'larla yaratılan. Sen bir Bane gibi bir karakter yaratıyorsun. Sürekli devleşiyor adam. Yani mesela o ilk onun da uçaklı sahne muhteşemdi mesela. Yine o Michael Mann filmi havasında efsane bir sahneydi. Yani izlerken ben soluğunun tutulduğunu hatırlıyorum. Bir sürü böyle sahne var. O zaten yükseliş sahnesi efsaneydi. Ama abi sen bu kadar muhteşem bir kötü karakteri çat diye oradan kedi kadın geliyor, motordaki bir şeye bakıyor, löp diyor, öldü mü kaldı mı o da belli değil. Yani o zaman diyorum ki orada yükselen o şeye, o beklentiye saygı duymamış mısın? Ne bileyim, birileri mi müdahale etti? Canın mı sıkıldı? Yani bu adamın bunu yapması için bir sebebin olduğunu biliyorsun. Bu herif gerizekalı olmadığını bildiğin için bunun özel bir sebebi var. Ama o sebep neydi? Ve o sebep her ne olursa olsun benim zevkimi çat diye kesmiş oldu. Yani böyle bir olan muhteşem bir karakter, ondan sonra salya sümük ağladı şeyin dibinde. O kadın da çat diye öldü zaten, o Marilyn Cotillard'ın. Ve finale doğru herkes çat 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 şey, Game of Thrones'un finali gibi zört 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 geberdi, tamam mı? Yani bir duygu kalmadı bize. Şimdi o duyguyu da arıyorsun abi. Ne yapacaksın? Bugün olsa aramazsın. Bir DC filmine gitsen bunlar niye zört diye öldü demezsin mesela. Ama orada o filmde diyorsun. Niye? Çünkü sinema. Abi son noktayı koydum. Bitti ya. Sinema ya. Dediğin gibi. Doğru abi. Budur yani. Sinema. Gerçekten yani... bu arada işin şakası bu ama bana bunu hisset... Mesela sinema bunu yapmak zorunda mı? Bilemem. Benim sinema anlayışım, bireysel sinema anlayışım bana belli duyguları yaşatıyorsa, o duygularda bir istikrar bekletiyorsa sonunda, bu işte sinemadır. Yani ben o film kötü de olsa, o finali beğenmesem de çıktığım zaman şey diyorum. Aa, sinema filmi izleyerek çıktık lan. Yani ne izledik lan diyorsun. Yani ilk Batman filmini izlediğimde sinemadan çıktığımda kafamı duvarlara vurasım geldi. Çünkü beklemediğim bir şey abi. Ve lan delirmişsin yani. O zamana kadar da Batman dediğin zırtapoz Schumacher'ın aptal filmlerinden ibaretti yani. Ulan dedim böyle bir şey yapıldı yani, değil mi falan filan. Gittim böyle gece rüyamı falan Batman girdi yani. Ulan dedim ben buna tekrar sabah gitsem mi gitmesem mi?
İşte bu sinema. Ama Avengers filmine gittiğim zaman evet muhteşem bir film. Ha, şu da var tabii. Artık internet çağındayız. Bir filmi baştan sona yeniden izlememize gerek yok. Sadece en iyi sahneleri alıp izleyebilme lüksümüz var. O yüzden mesela Avengers'a dair benim kafama bir şey takıldığında açıp Avengers filmi izlememe gerek yok. Ulan şu sahne neydi diyorsun. Tak o sahneyi yazıyorsun. YouTube'dan o sahneyi yazıyorsun. Ha da iyiymiş kötüymüş diyorsun falan filan yani. Bu da birazcık sinema olmasını engellemiş oldu. Bence abi artık biz yaşlandık gitme geliyor. Ya biz yaşlandık başka bir şey. Onu da kabul edelim yani. Ya biz yaşlandık. Scorsese de yaşlanmış yani arada yani. Yaşlanmış. Artık biz ya devir değişti abi ya. Yani artık insanlar işte bir adamın bir tabancayla bir yerlere girip büyüdüğü filmleri çok izlediler. Artık sıkıldılar. Yani bize ya yaşa katılıyoruz. Buna hiç katılmıyorum. Niye? Abi evet. senin çürütecek direkt Maverick var şu anda. Bence evet. İnsanlar bunları özledi. Yani ben mesela sevilir sevilmez bilmiyorum. Dune'u izlediğimde de bir şeyler geri geliyor hissine kapıldım. Ha bir şeyler geri geliyor ama eskisi gibi 20-30 olmayacak belki. 4-5 olacak. Bunu kabullenmek gerekiyor. Ama şöyle yani, bir şey var. Dediğim gibi benim tezim çürüdü. Mesela Tarantino ne yaptı? 70'li yılların starlarını 2004'te bize sevdirdi. Mutlaka o geçmişe dönüp bir şeyler yapılacak. Artık CGI sineması insanlar bıktığı için dediğin gibi 80'li yılların bu aksiyon filmleri gerçek olarak yapılacak abi ben sana söyleyeyim. Ama insanlar ondan da bıkacak. Tekrardan CGI'ye dönüş olacak falan filan yani. Ama CGI'nin artık şeyi yok abi. CGI'de yapılamayacak bir şey yok ki. Yani şimdi Lord of mesela CGI'de yapılamayacak bir şey yok diyorum ama ben mesela fragman izlemeyen biri olarak şu Güç Yüzükleri fragmanını izledim. Çünkü etrafında çok fazla bok atan var. Ve ben fragmanları çok beğendim. hani öyle beğendim ki. Şimdi oturup saatlerce yayın açanlar var. İşte bir yok işte o çağda şöyleymiş, böyleymiş, falanmış, filanmış. Böyle abi tartışmanız saçma. Çünkü film yapılmış. Yapılmasaydı da sizden icazet almayacaklardı zaten. Yani o tartışma başka bir şey mesela. Onun tartışması anlamsız. Ama mesela şeyi görüyoruz. Bu kadar muhteşem büyüklükte bir şeyi biz ev sinemasında deneyimleyeceğiz. Önümüze ev sinemasında çıkacak. Ya ne bileyim The Boys gibi muhteşem bir hikaye anlatımını ev sinemasında deneyimliyoruz. Ev ortamında deneyimliyoruz. O zaman bizi salonlara çekecek çok daha farklı şeyler lazım. Yani beni artık CGI ile kandırma noktasında değilsin demek. Ben onu zaten her yerde en güzelini, en kralını zaten göstermişsin. İşte ne bileyim bilgisayar oyunu oynuyorum, şunu oynuyorum, bunu zaten deneyimliyorum bütün bu görsel cüzdanı. Senin artık bana katmak istediğin senin karakterini bir anlatıcı olarak senin anlattığın şeyi ben istiyorum artık. Çünkü ben şeyden sıkılmışım, sıkılmaya başladım daha doğrusu. Abi yol benim, hikaye benim, artık bana göre film yapılacak. Yapılır bu da yani yapay zekaya göre thumbnail oluşturuyor ya Netflix senin izlediklerinden yola çıkarak. Senin keyfine göre bir film de bir anlatı da oluşturabilir yapay zekayla. Ve bu çok böyle 4-5 sene sonra hayatımıza çok rahat girebilecek. Şu anda temelleri bir yerlerde atılmış. Şu an hayatımıza girecek şeylerdir. Ama bunlar keyif vermeyecek insanlara. Çünkü abi ben sinemaya şöyle bir şey var mesela sen yapay zekaya kafandaki çizgi roman anlatıyormuşsun. Adam çiziyor mesela yapay zeka çiziyor artık. Çizgi roman teknolojisi de çok başka yerlere gidecek artık. Gidecek ama ben günün sonunda şunu isteyeceğim abi. Bir showrunner'a, bir naratöre, bir anlatıcıya ihtiyacım olacak. Diyeceğim ki benim yerime sen anlat. Sıkıldım ben bunu yapmaktan. Çünkü zaten ben kendi beynimde kendimi anlatıyorum. Karakter yaptım. Onu hikaye anlattım. Sonra yok abi. Sen bir hikaye yani iyi bir bence hikaye anlatıcılarının değeri artacak. Şu an Tom Cruise'un manyak derecede değerinin arttığı gibi. Ya da ne bileyim işte James Cameron'ın bu yeni avatarlarla birlikte değerinin tekrar tekrar artacağı gibi. Hikaye anlatabilmek ne olursa olsun bir ustalık işi. Biz hepimiz her yerde hikayeler anlatıyoruz. İşte TikTok'ta kendi hikayeni anlatıyorsun. Bilmem nerede kendini hikayeni anlatıyorsun. Şunu anlatıyorsun. Yani bir noktadan sonra herkes kendi hikayesini anlatırsa kim okuyacak abi bunları? Kim izleyecek? Kim bunlar için vakit harcayacak? Bir süre sonra diyeceğiz ki abi düzgün hikaye anlatıcıları olsun. Çünkü ya bunu çok garip bir yere bağlayacağım. Abi oturup kaç kişi şu an kendi evini kendi temizliyor? Bir temizlikçi çağırıyorsun.
Lamban bozuluyor, bilmem neci çağırıyorsun. Yapabilirsin. Yapabilecek imkanların var. Temizlikten bahsetmiyorum sadece. Bilmem neyin kırıldı, YouTube'dan aç abi tutorial videosunu. Bakıp yapabiliyorsun. Bir tutorial videosu izliyorsun, işte kameranın bütün özelliklerini öğrenebiliyorsun. Ama hala sen bir sinema kursuna gitme isteği oluyor ya da birileri gidiyor. Çünkü senin her zaman bir anlatıcıya, bir yol göstericiye, bir mentora ihtiyacın var. Bu zeka ile alakalı bir şey değil. Yoruluyorsun abi. Yoruluyorsun ve günün sonunda diyeceksin ki abi ben hikaye anlatmak istemiyorum. Ya birinin anlattığı hikaye, hadi güzel bir hikaye anlatın da sinemaya gidip izleyelim diyeceksin. Bu zamana kadar demişsin. Bunu tiyatro olmuş demişsin. 1900'lerden bu zamana kadar sinemayla demişsin, radyo tiyatrosuyla demişsin, bilgisayar oyunuyla demişsin, ne demişsin, 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 demişsin. Senin her zaman düzgün hikaye anlatıcısına ihtiyacın olacak. O hikaye anlatıcısının yaptığı şeye de biz sinema diyeceğiz, işte ne bileyim edebiyat diyeceğiz, tiyatro diyeceğiz falan filan. Yani noktayı koyduk. Çok keyifli bir sohbet oldu genel Fatih. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ Haftaya olasın. ikincinin artık şeyini yazmaya başlarız. Bu arada sağ olsun arkadaşımız resimle çizdi. Geldi ikincinin şeyi de Evet. çok beğendim. Bu hafta bunu konuşalım. Biraz bir linç yiyelim dedik. O zaman haftaya ikinciyi konuşalım. Bu ikinciyi bitirdikten sonra da bir polisiye yazarız. Yayında Fatih. Çok teşekkür ederim. Sen Çok keyifli bir sohbetti. Gel. Turgutçum rahmetli Sungun Babacan'ın seslendirmesiyle Serpiko'lar paylaşmış bugün. Bir duygulandım. Serpiko'yu da izleyesim geldi ama şey izleyesim, dublajlı. Sungun Babacan dublajıyla izleyesim geldi. Ve oradan gazla belki bir polisiye bir hatta o da bir vigilant aslında. Polisiye bir vigilant şeyi çıkarılabilir. Neden çıkarılmasın yani? Ya benim aklımda şey var ya, Spawn'da iki tane polis vardı ya, biri şişman öbürü zayıf. Ben de figürlerim Aynen, onların kadın olduğu, kadın polis olduğu şöyle bir hikaye yazsak aslında güzel olur Fatih. onların. Olabilir. İyi Onları fikir kadın olabilir. olduğunu düşün, cinayet masası polisleri. Ama aynı dünyada mı? Yoksa biz ona Yok. göre dünya mı yarattık? Türkiye'de, İstanbul'da Ha. olabilir, başka bir şehirde olabilir. Böyle çok zeki iki kadının olduğu bir polisiye bu ikinci bittikten sonra yazabiliriz. Evet, Değiştirilebilir. güzel Şu ama. an fikir sundum sadece ben. Güzel ama yani o hiç denenmemiş bir şey. Bir de bizde polisiye ekürülü bir film dizi yapıldı biliyorsun. Mezarlık. Amerikan diyaloglarıyla. Ho dostum lanet olsun falan filan diyorlardı Mezarlık abi. mı? Mezarlık değildi ya böyle komedi. Ya Starsky Hı. and Hutch kıvamında bir şeydi. Yani Hı. adını bilmiyorum. Bilemem öyle şeylerin adını. Öyle yetenek veriyorum. Olur ama güzel fikirmiş. Evet. Tamam Fatih, çok teşekkür ederim. O zaman özelden konuşalım. O şeyi de yazalım. Yayında yapmak isteyen arkadaş da yapar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer arkadaşlara çok teşekkürler. Yayın birazdan YouTube'da.